Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ben Lütfi ve sizlerle birlikte şu P30 Pro'ya sağlamlık testi yapacağız. Önce şu durumu bir açıklayalım arkadaşlar. Bu cihazı bize Huawei. Bu cihazı bize Huawei yollamadı. Biz kendimiz paramızı basıp aldık. Ya bunun incelemesini yapacağız. Biz sadece bu sağlamlıkta size şu 50x zoom olayını göstereceğiz. Aslında normalde nasıl çalıştığını. Harbiden bizim reklamlarda gördüğümüz gibi mi yoksa farklı bir sonuç çıkar mı? Lütfi'den geldi. Bence bir çizilme yapalım, bir telefonu bir çizilmeyle başlayalım. Sadece şunu bilin. Biz bu telefonu kendimiz aldık ve sağlamlık testine sokuyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi... Anahtarla başlıyoruz arkadaşlar. Aha benim evin anahtarları. Vur şöyle çivi tarafıyla bir tane. Gibi arkayı deniyoruz. Ya artık bu ön arka cam olduğu için eskisi artık gibi değil. Kameraya sen zoom mu yapıyorsun bakayım? Bir şey yok arkadaşlar. Tabii ki de buralarda bir şey olmasını beklemiyoruz. Yani bunlarla cebe attığımız zaman yani kılcal bile olsa ben şu an herhangi bir şey göremiyorum. Şunlar kazınıyor mu? Onu bizim videolardan sonra öğrendiler. Muhtemelen öyle oldu. Telefon üreticileri bunu alta koyuyor. Geliyor ha. Gidecek abi oraya. Girdi yani bile şu an. Banko şimdi gidecek yani. Ha olmadı lan. Vay. Yo iyi. Vay. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Çekme espri için. Şu an bir şey yok. Dönersiz bu işler. Bildiğiniz döner gibi de olmaz. Banko. Gitti bak. Daha dokundurdum. Durun bayım. Şimdi bu döner testinde şunu anlamış oluyoruz. Mesela bozuk para... Dönerse yani... senindir. Sağ ol. Ben gideyim o zaman ya. Neyse döner testinde şunu anlıyoruz. Yani cebinizde bozuk para, anahtar varsa uzun sürede telefonun buralarında çizilme olabilir demektir. O zaman gelin hızlıca sıradaki teste geçelim. Hocam müsaadenle Google'ı yakıyorum. Bakalım kara delik gelecek mi? Bak artık kara delik olayı da kapandı. Herhangi bir sıkıntı çıkmıyor arkadaşlar. Zaten bunu böyle saatlerce tutarsanız önceki videolardan bildiğiniz gibi telefon patlıyor. O yüzden tutmayın arkadaşlar. Sıradaki testi. Hadi bükme. Aynen. Bükmeye geliyorum arkadaşlar ve... Yok hocam. Belli. Abanıyorum vallahi. Herhangi bir şey yok şu an. Bak şunlara falan dayanıyor. Bayağı şu an sağlam bastırıyorum. Arka cebe attım. Lötti Allah telefon vardı ya falan böyle. Flash TV eşliğinde bence hiçbir yamulma yok. Ben her seferinde bir ince yamulma görüyorum. O bence abi psikolojik. Placebo etkisi. Bence herhangi bir yamulma yok arkadaşlar. Şu an gayet iyi durumda gibi gözüküyor. O yüzden gelin şimdi Allah düşürelim hadi. Şimdi arkadaşlar düşürme testine geçeceğiz. Ancak şöyle bir olay var, bu 50 kat yaklaştırma işi merak ediliyor. Tabii ki de onlara fotoğraflar. Çağdaş sakin. Onla da fotoğraflar çektik arkadaşlar. Önce bir örnek fotoğraf... Çağdaş. Önce o örnek fotoğrafları bir bakalım. Neymiş ne değilmiş bir görün arkadaşlar. 50 kat yakınlaştırma. Karar sizin diyelim. Daha sonra düşme testiyle devam edeceğiz. Ben seni canlandırdım. Güzel yaptın. Bizim kara deliğimiz de bu arkadaşlar işte. Kendi ofis imkanlarımızla. Bornova Dynamics. Bu kadar oluyor. Cam dibi bağlı. Düşürme testini yapacağız standart taşımıza. Önce şöyle cep hizası, sonra kulak hizası. Baktık bir şey olmuyor, tırtıklı zemine atacağız. Cep hizasından bırakıyorum. Evet, beklenen zaten buydu. Yok. Var mı? Yok bir şey. Yok, herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten güzel düştü şu şekilde, ağırlığı dağıttı her tarafına. Şimdi bir... Top parçalıyorsun. Şimdi geldik kulak hizasına arkadaşlar. Attım. Bir şey yok. Şurada çok ufak bir çizik oluştu arkadaşlar. Muhtemelen kamerada bile belli olduğunu zannetmiyorum. Ama telefon genel olarak hakikaten sağlam. Şimdi son olarak tırtıklı yüzeye bir de kulak hizasından düşüreceğiz. Düşürmelerden şu ana kadar başarılı yani. Bayağı başarılı çıktı. Evet, İyilerden normal bir tanesi arkadaşlar. Bırakıyorum. Ay. Yerin haritası çıktı. Evet yani kulak hizasından yüzüstü düşerse sıkıntı oluyor. Yine de benim görüşüm lütfen ediyor bilmiyorum da sağlam buldum abi ya. Ben de katılıyorum. Bir de arkasını mı denesin? Deneyelim. Şöyle birazcık daha yakından bırakayım. Bırak bakayım. Göbek hizası. Dananana. Oo. Evet şu an bir tık puan kırdım ben. Ya bu arka yüzey cam olduğunda bu kaçınılmaz son evet, Çağdaş. O yüzden yapacak ama bir şey yok. Ama yine şey söyleyeceğiz hani muadilin S10 Plus desek. Hani bir tık daha sağlam abi ya. S10 Plus'ta ben yoktum. Onu sen biliyorsun. Ben vardım. Ne olmuş lan S10 Plus'ta? Evet telefon şu an çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Ekran biraz ekran titriyor şu an. Biz gelin isterseniz bu telefonu tamamen biz sallayalım. Sağlamlık testinin finaline hızlıca geçiş yapalım. Haydi bakalım. Buradan bekleyecek.
Evet arkadaşlar, finalimize geldik. Gördüğünüz gibi bir çamaşır makinemiz var. Kapağını söktük. Milli bandımızla bantladığımız bir taş var arkadaşlar. Sıkma modunu alıp bunu çalıştıracağız. İnternette çok acayip dans eden çamaşır makineleri gördük arkadaşlar. Bakalım bizim telefonda bunun içinde dans edebilecek mi? Hep beraber izleyelim. Arkadaş bir de bu var. O ne? Tüpümüz var, evet. Arkadaşlar burada. Üst düzey güvenlik önlemlerimiz hazır. Ha. Allah. Taşın ağırlığını kaldıramadı arkadaşlar. Fişi çekti. Arkadaşlar bayağı bir bekledik. Bayağı bir taş attık içine. Neler oldu? Telefonun son hali nedir? Ben de çok merak ediyorum. Telefon şu an gördüğünüz hale geldi. Çamaşır makinesinin içinde. Sağlamlık testimizin de yavaş yavaş sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Huawei P30 Pro'yu çalışan bir çamaşır makinesinin içine attık. Sonuna da taş attık arkadaşlar. Bu halde çıktı içinden. Bayağı da yamulmuş, şöyle göstereyim. Artık videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz hemen şurada bulunan beğen düğmesine basabilirsiniz. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu hemen aşağıdan yorum olarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda bulunan bağlantılara tıklayarak bambaşka WebTekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.